Merhabalar, Ayşe'nin İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim tüm videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Hemen bir tane zürafaya batarak düğümümü atıyorum. Hemen zürafalara batarak zürafa yapıyorum. Zürafalarımız da arkadaşlar çok büyük değil, küçük değil, orta büyüklükte zürafalar yaptık bu model için. Şimdi 4 tane zürafa yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu model çok isteniyordu benden arkadaşlar. Nedense nasip olmadı çekmek. Şimdi nasipmiş diyelim. Bir tane zürafayı atlıyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle ipimi bombeli bir şekilde bırakıyorum. Tekrar 4 tane zürafa yapıyoruz. 1 2 3 4. Tekrar birini atlıyorum. Diğer zürafaya geçiş yapıyorum. Sadece bu oyada önemli olan şu ara kısımdaki iplerimizi ayarlamak. Şöyle bombeli bir şekilde ayarladım. Tekrardan zürafamı yapıyorum. Bu alt kısmı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bunu da yapalım, başa geçelim. Aynı şeyleri yapacağız çünkü. Tekrar zürafamı atladım. Birinci sıramızı bu şekilde yapıp tamamlıyoruz. Birinci sıramız bu şekilde 4 baş devam ediyor. 4 baş bittikten sonra arkadaşlar ikinci kenara başlıyoruz. Hemen zürafama batarak düğüm atıyorum. Tekrar zürafa yapıyoruz. Bu sırada bir tane zürafa sayımız eksilmiş olacak. 4 tane olan zürafalarımız 3'e eksilecek. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Hemen karşıdaki zürafaya batıyorum ve ipimi ayarlama şeklini göstereceğim. Şöyle bombeli bir şekilde olması gerekiyor. Eliniz üzerine koyun ki ayarladığınız ipiniz kaymasın. Bu şekilde olması gerekiyor ipimiz. Tekrar zürafa yapıyorum. Tekrar karşıya batıyorum. Tık daha geri alacağım. Tekrar zürafa yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde yapıp tamamlıyoruz. Aslında bütün sıralarımız aynı şekilde ama zürafa sayılarımız arada eksilmiş oluyor. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Şimdi üçüncü sıramızı yapıyoruz.
Düğümümü attım. Bu sırada iki tane zürafamız olacak sıramızda. 3'ü eksilttik, 2'ye düşüyor bu sırada. Tekrar şimdi karşıya geçiş yapıyorum. Karşıdaki zürafaya ve ipimi bombeli bir şekilde ayarlıyorum. Böyle gelmesine izin vermiyorum. Şöyle ayarlıyorum ve ortadan düğümümü atıyorum. Bu şekilde olması gerekiyor. Tekrar buraya zürafa yapıyorum. İki tane zürafa yapıyoruz. Tekrar karşıya zürafaya batıyorum ve ipimi ayarlıyorum. Bombeli olmasını sağlayıp sıkıyorum düğümü. Burayı da bu şekilde tamamlayalım. Şimdi son sıramıza geçeceğiz. 4 sırayla tamamlıyoruz arkadaşlar. Zürafayla 5 sıra oluyor. Bu sıralı mı yerimiz? Şimdi son sıradayız. Hem ipiniz bitti eklerken arkadaşlar aynı ipleri takmayın, aynı yerde eklemeyin. Onu da söylemiş olayım. Şöyle diyelim, buradan geldiniz, son sıradasınız. Şöyle şuraya batıp şu ipinizi de kestiğiniz ipiniz mesela. Bunu buraya alıp üzerine düğüm atın. Bitirdiğiniz ipinizin. Bu biten ipimiz mesela veya başlangıç ipimiz. Üzerine düğüm atın. Bunu tamamen kökünden kesin. Bu burada dursun. Hani diye karşıdan geleceksiniz. Bunun üzerine düğümünüzü atın. Ondan sonra ipinizi kesin. Benimki model olduğu için arkadaşlar, o yüzden iplerimi bıraktım. Şimdi son sırası, son sırasını ayarlıyorum. Bombeli bir şekilde ayarladım. Ve tekrar diğerine geçiş yapıyorum. Bu sırada bir tane zürafamız olmuş oldu. Bu sırayı da bu şekilde yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi çok büyük görünüyor. Ben çok yakın çektiğim için. Aslında çok büyük değiller iplerimiz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp bitirelim. Şöyle arkadaşlar, ben birkaç tane daha yapıp tamamladım. Alt kısmını bu şekilde yapıp tamamlayacağız. Şimdi üst kısmına geçiyorum. Şöyle ben 3 renk yapacağım. 3 renk iplerimi de taktım. 3 tane iğne kullanırsanız sizin için daha kolay olur. İlkin şöyle gül kurusuyla başlıyorum. İpim iğnenin dibinde. Tekli yönden, çiftli arkadan atarak ipimin yönünün bu tarafı olmasını sağladık. Şimdi pırpırlarımızı yapmaya başlıyorum. Pırpırlarımız çok büyük değil, küçük de değil arkadaşlar. Şöyle bu büyüklükte pırpırlar yapacağım. Hemen bu ipimi biraz mesafe bırakarak diğer ipimi tamamen kökünde kesiyorum.
Şimdi ikinci renk olarak ben yeşili tercih ediyorum. Yazmamızda da yeşil var zaten. Tekli yönden çift olan arkadan atarak kenardan düğümümü atıyorum. Şimdi buraya tekrardan 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. İki. Üç. Biraz mesafe bırakıyorum. Diğerini tamamen kökünden kesiyorum. Şimdi üçüncü rengimizi de yapalım. Üçüncüyü de arkadaşlar kiremit rengi kullanacağım. Biraz daha nar çiçeğine yakın ama kiremit rengi. Şöyle kenardan düğümümü attım. Buraya pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Düğümleriniz açılıyorsa arkadaşlar çift sararak bitirin. Benimkiler açılmadığı için tek düğüm atıyorum. Son bitişte çift sarın düğümleriniz açılıyorsa. Tamamen kökünden kestim. Şimdi ben bunları tamamlayayım arkadaşlar. Bütün şunları da yapayım. Ondan sonra son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben bütün renklerimi yapıp tamamladım. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.